2023'ün ilk günlerinde Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan açıklamada karkas etin fiyatına %30 zam geldiği söylendi. Biz de kasaplara, pazara çıktık ve fiyat araştırması yaptık. Detaylar haberimizde. Vallahi 150 TL'ydi. 150 TL'den şu anda 180 liraya çıktı. Vatandaş alıyor ama işte ister istemez evine ihtiyacı var. Alıyor ama zor alıyor yani. Bir adam 2 kilo alıyorsa 1 kilo alıyor. Yani hayat şartları da zorlaştı. Her şey böyle. Sadece ete değil ki. Üretim olacak. Hayvan fazla üreten yok. Bakan yok. Şu anda 90 liraya falan gidiyor kolisi yumurtanın. Geçen sene de 40'a falan veriyorduk. Bir hafta oldu ben artıralı ama daha öncesinde mesela peyniri 50'ye veriyordum. Şu anda 60-70 arasında veriyoruz. Yumurtayı 75'e veriyordum, 90'a çıktı. Tereyağlarımız 150'ydi, 200'ü buldu. Çok pahalı. Süt, yoğurt, peynir, ete. Onlar onlar daha pahalı. Millet alıp da yiyemiyor kızım da. Kaşara 130. Tereyağıya %30, her şeye %30 öyle daha uygulanmadı. Ha şimdi pazartesi adam 165 lira diyor tereyağı. Ben herifle kovdum. 165 liraya tereyağı mı olur dedim. Mecbur alacaksın abi, zarar ediyoruz diyor. 165 alana kadar kaça? 190-200'e satacak. 200'e kim tereyağı alır, kim et alır? Et bugün 180 liraya, demin aldım işte. Verdiği %25. Gel de geçin. Garı koca emekliyiz. Burada var çay, kahve. Geçiniz gidiyoruz. Lüksümüz yok, bilmem neyimiz yok. Sadece bir boğaz. Ne tatili ya, onlar unutuldu. Hayvancılık yok. İnanın bazı 60 liraya süt alıyorum. Yaşasın diye 70 vereyim. Niye biliyorsun? Bu köylü yaşasın, ineğini satmasın. Bu lazım bize çünkü bütün süt hayvanları satıldı. Üretim olmayınca sen istediğin kadar %50 zam yap. Zamlı olmuyor ki bu işler. Üretim olacak, üretim. Fakir fukaraya vereceksin. Samanı ucuz vereceksin. Motorunu ucuz vereceksin.